aşık oldum. Ne zaman oldu, nasıl oldu bilmiyorum benim. Tek bildiğim, ben seni gördüğüm günden beri başka hiçbir şey düşünemiyorum. Aramıza Eşref ile Süreyya girdi, tamam. Ne yaşadılar bilmiyorum. Ben de ne hissedeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Harika. Benimle evlenir misin? He? Evlen benimle. Harika. Beni dinlemedin, bana yalan söyledin, öyle mi? Bu bileklik kimin biliyor musun? Benim. Eşref bunu bana doğum günümde hediye etmişti. Ama o gittikten sonra ben ne yaptım biliyor musun? Aldığı yere iade ettim bunu hemen. Kemal. Süreyya Hanım. Sizin geri verdiğiniz bilekliği benim almamla ilgili ne gibi bir sorun olabilir? Neden sizi bu kadar rahatsız etti? Harika. Bu adamın oyun oynadığını görmüyor musun? Aklınca babasının intikamını alacak. Bizim hayatımızı mahvedecek. Neden babamın intikamını almam gereksin ki? Siz bir şey mi yaptınız ona? Yeter. Bana baksana sen. Ben bu kızı Eşref'in oğlu gelsin de kendine oyuncak etsin diye büyütmedim. Anlıyor musun beni? Harika, yürü gidiyoruz. Harika, hadi. Harika, sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Ah. Anlaşıldı, sen laftan anlamayacaksın. Gelir misin benimle? Aa, hala, hala bırakır mısın? Ne yapıyorsun sen?
Bu adamın yanında duramazsın. Sen anlamıyor musun ya? Her şey oyun. Bunun asıl derdi benimle. Ya yeter. Kendini de beni de daha fazla rezil etme. Tamam anladık. Üzmüş seni kocan. Kalbini kırmış. Tamam. Bunun acısını niye Kemal'den çıkarıyorsun? Niye benden çıkarıyorsun? Bu Kemal. Tamam mı? Eşref falan değil. Yeter artık. Ya sen geçmişte mutsuz oldun diye ben de mi mutsuz olayım? Harika. Özür dilerim. Yeterli mi Süreyya Hanım? Dahası var mı yoksa? Çekil şuradan. Bırak onu. Harika, çok özür dilerim. Hadi gel benimle. Rica ediyorum lütfen. Kemal. Gidelim. Buyurun. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Tabii ki buyurun lütfen. Aramamı istediğiniz birileri var mı? Çocuğunuz. Geçmişte mutsuz oldun diye ben de mi mutsuz olayım? Ha, iyi misin? Durmasak olur mu? Gidebildiğimiz kadar uzağa gitsek. Yarın akşam yemeğe çağır Kemal Bey. Kızımın kalbini böyle titreten kimmiş? Ben de tanımak istiyorum. Nasıl, emin misin? Evet. Teşekkür ederim. Beni her koşulda böyle anladığın için çok teşekkür ederim hala. Sen var ya dünyanın en muhteşem kadınsın. Romanı halan için yazmak istediğini söylemiştin. Ondan bahsedelim istersen. Halamdan mı bahsedeyim durduk yere şimdi? Neden bu kadar değerli senin için? Nasıl biri mesela? O adamla bir daha görüşürsen sana hakkımı helal etmem. Eşref'e benziyor diye kovmadım ben onu. O Eşref'in oğluymuş. Harika.
Benimle evlenir misin? Harika. İstersen şuradaki burnu geçince demir atayım. Biraz konuşalım. Olur. Konuşalım. Acısını alır biraz. Bütün acıyı alır mı sence? Göcek de senin evinde unutmuşum. Yanında mı taşıyorsun? Aslında geri verecektim sana ama... Ben de senin sweatshirt'ünü verecektim geri. Ama bizim böyle normal gündemlerimiz olamıyor asla. Eğer konuşmak istersen. Ben konuşmak istemiyorum. Ama belki sen istersin Kemal. Hatta lütfen. Tabii. O bilekliği neden bana verdin? Babanın Süreyya halama aldığı bilekliği neden bana verdin? Onu sana verirken Süreyya'nın, yani Süreyya Hanım'ın senin halan olduğunu bilmiyordun. Tamam. Tamam, öyle olsun. Başka bir soru sorayım o zaman. Yani buna da kuşlar, böcekler falan diye yanıt vermeyeceksen eğer. Sor tabii. O hikayedeki adam, doğum gününde karısına o bilekliği alan... Hiç yaşlanmayan adam. Kim? Hava bozacak. Hadi gidelim. Bu sefer kaçamazsın Kemal. Gözüme bakıp gerçeği söyler misin bana artık? Anlamayacağım sandın değil mi? Bunların hepsi bir tesadüf. Neyi anladın? Bana anlattığın hikayedeki adamın ikinci karısı. Öğretmen olan. Süreyya halam. Öyle değil mi? Yani bu durumda aslında Mehmet de... Eşref. Yani senin baban. Çok eğlendin mi ya? Hı? Çok güldün mü bana anlatırken? Harika. Benim niyetim seni kandırmak değildi. Hikayeyi anlatmaya başladığımda işlerin bu noktaya geleceğini hiç düşünmüyordum. Ama geldi işte Kemal. Hatta işler öyle bir noktaya geldi ki... ben hayatımda ilk defa halamdan tokat yedim. İşte o yüzden... Asıl şimdi dürüst olmak zorundasın.
Neyi bilmek istiyorsun? Kütüphanede gösterdiğin o gazete haberi. Hiç yaşlanmayan adam. Belli ki başka başka hikayeleri alıp bir hikaye yaratmışsın. Ama o cepheler, savaş, o askerlerin mektupları. O kim? Dur tahmin edeyim. O da büyük babandı değil mi? Ailendeki bütün erkekleri tek tek almışsın, bir hikayeye koymuşsun. Güzel olmuş, yaratıcı olmuş. Ama tabii bu kadar tesadüf bir araya gelince iş fantastik romandan çıkıp trajediye döndü. Sen beni nasıl bir durumda bıraktığının farkında mısın? Gerçekten bunları yaşadığın için çok üzgünüm. Ama sana hatırlatmak isterim. Bu hikayeyi yazmayı sen istedin. Beni sen öptün. Benimle görüşmeyi sen istedin. Şimdi kendi kararlarınla ilgili beni mi suçluyorsun? Ben seni suçlamıyorum. Ben sana dürüst oldum Kemal. Ama sen bana karşı aynı dürüstlüğü gösterebiliyor musun? İşte o konuda kendimi hiç ikna edemiyorum. Böyle hissettiğin için gerçekten üzgünüm. Ben de üzgünüm çok. Son kez soruyorum. Bana söylemek istediğin, sakladığın, söylemeyi unuttuğun başka bir şey var mı? Cevap verecek misin? Sana söyleyebileceğim kadarını söyledim. Kaldırabileceğin kadarını. Elimden başka bir şey gelmiyor üzgünüm. Peki. O zaman konuşacak bir şey yok. Böyle olmasını istemezdim. Hatta hayatta en son isteyeceğim şey buydu. Hayat işte. Planlar yaparken geliyor ya. Zaten evlenme teklifinde. Çok ani değil miydi sence? Emin olduğum bir şey için beklemeye ihtiyacım yok benim. O benim var. Beni doğru düzgün tanıdığını bile düşünmüyorum. Eğer beni tanımış olsaydın halamı bu kadar üzmek istemiyorum dememe rağmen gelip de bana evlenme teklif etmezdin. Ya benim sana olan duygularım benim başıma sadece dert açtı. Nişanlısını aldatan bir kadın oldum. Onu büyüten, kadına kafa tutan bir insan oldum. Yalan söyleyen, vefasızlık eden, başkası yapsa kırarım dediğim ne varsa hepsini yaptım ya, hepsini. Ben böyle biri değilim. Böyle biri olmak da istemiyorum. Yani şunu çok iyi anlamak zorundasın. Eğer halamla senin aranda bir seçim yapmam gerekecekse halamı seçerim Kemal. Her şeyimi ona borçluyum. Kararım buysa seni anlarım. Gerçekten çok üzgünüm. Beni geri götürebilir misin? Olur. Geri dönelim. Kıyıya. Bana bak Aysel. Bak adamın yanında sesimi çıkartmadım ama öyle kafana göre el alemin adamını bu eve getiremezsin, davet edemezsin. Bak bu son olsun ha. Yok ya, çağıracağım, yine çağıracağım. Arkadaşım benim, istediğimi çağırırım. Burası benim de evim. Allah Allah ya, boyun kadar kızın var ya. Bir utan, Allah aşkına bir utan ya. Niye utanıyorum ya? Allah tövbe, Allah. Tövbe. Ay, abla nerede ne kaldınız ya? Siz ya? Abla? Bir şey olmuş, çok kötü bir şey olmuş. Ay tut. Bir şey olmuş. Aysel, Süreyya dur. Hanım. Ablacığım.
Hala? Bismillahirrahmanirrahim. Ablan nerede? Şey, su tut falan sana, mı? Tutsana, su getir. Bir şey yapalım ya. İyi değil. Ya. Tut. Kötü. Abla. Bir durun, çok kötü görünüyor. Su var, evet, su içsin biraz. Süreyya Hanım, biraz içer misiniz sudan? Hala, hala biraz su iç. Bir su iç. Ablacığım. Hala, abla ne oluyor ya? Ablacığım, hala. Ablacığım, 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 ablacığım. Ne oluyor be? Sakin ol. Ablacığım, gitti. Gitti, hiç beni dinlemedi mi? Gitti, peşine takıldı, gitti. Nereye gitti? Ablam mı gitti? Nereye gitti? Nereye? Nereye gitti? Duramadım. Durduramadım, Aşka'ya gitti. Nereye gitti? Hana. Adamın peşine gitti. Ne? Kemal'le mi gitti? Kemal'le mi gitti Hana? Dinlemedi. Dinlemedi. Ama oğlum doktor şey var ya. Oldu. Ne yapalım arkadaşlar? Süreyya Hanım. Daha ne olmasını bekliyordun ki? Olacağı buydu işte. Aptal kızım benim. Alayım mı? Belki bir şey lazım olur. İşe başlayacaktım ama. Gerek yok. Tamam, arayın, tamam mı? Ararım. Ay, biz halacığım, senin işin eksikti ya bu tantanada. Allah Allah ya. Halacığım, sen de çıkar mısın lütfen? Ay, yok yok, ben çıkamam canım. Allah Allah, belki bir şey lazım olur filan. Halacığım, tansiyonu yükseldi. Dinlenmesi lazım. Lütfen çık. Tamam bak, gözümden ayırma. İyi. Tamam. Halacığım. Ablamın telefonu yok ya hani. Emin misin? Nerede gördün? Zeren, yapamadım. Engel olamadım. Tekneye bindiler, öyle gittiler. Yok, yapmamıştır öyle bir şey. Ay, inanmıyorum oğlum. Benim yüzümden oldu. Ben ona engel olamadım. Hala, niye senin yüzünden olsun? Ablam annemin kızıymış demek ki. Bizi öyle arkasına bakmadan bırakıp gittiğine göre... Ben ona el kaldırdım Zeren. Saçınızın teline bir zarar gelse dünyayı yakacak olan ben. Kızıma, harikama tokat attım. Yine de bizi bırakıp gitmesi için yeterli bir sebep değil Allah. Gitti ama, gitti işte. Bunu nasıl yapar ya? Ablam bizi gerçekten bırakıp gittiyse ben onu asla affetmeyeceğim Allah. Ben onu asla affetmeyeceğim.